kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün de e, lacivert formayla çekiyorum. Daha doğrusu bugün değil. Bugünün ikinci videosu. Bu da çok hoş bir forma. Artık sıralı sıralı teker teker denerim. Bazı arkadaşlar görüyorum. Hocam üç tane forma çok değil mi falan. Lan benim giydiğim de sizin için. Daha ne istiyorsunuz? Sizin adınıza ben giyiyorum. Yani böyle benim başıma güzel bir şey geldiği zaman hepimizin başına gelmiş olmuyor mu? Kanal 31.100 değil de 31.200 olduğu zaman sizler sevinmiyor musunuz? Çünkü aile hepimizin ailesi. Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar e, lollipop olsun. Bu videoyu görüp de kanala abone olmayanlar lollipop olsun. <laughs> Videomuza başlayalım. Livakovic'e yeni teklif. Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci olarak da liste başı olan Livakovic için Fenerbahçe'nin yeni teklif ilettiğini belirtiyor. Şimdi Fenerbahçe aslında Livakovic ile anlaştı hiçbir sıkıntı yok. Yani futbolcu kaleci tamam diyor. Ama e, kulübünün yani Hırvat kulübünün isteğini e, düşüremiyor arkadaşlar. 10 milyon euro diyor. Kulüp biz 6'ya kadar çıktık. Olmadı. Şimdi lig biter bitmez görüşmeler yapıldı. Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiyle görüşmeler yapıldı. Ve prensip anlaşmasına varıldı. Ancak oyuncunun kulübü 10 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ya onu verirsiniz ya alamazsınız diyor. Fenerbahçe'de 6 artı 2'ye kadar çıktı teklifini. Hocam bir kaleciye bu kadar verilir mi? Altay Bayındır ona giderse ki ona gitme ihtimali var. Belki de görüşülen anlaşılan takım vardır ama ses çıkarmıyoruzdur. Altay Bayındır'ın gitme ihtimali var. Ee, de düşünüyoruz. 9 Ocak 95 yılında doğmuş kaleci. Hırvat e, milli takımında kalecisi. Dinamo Zagreb'in formasını giyiyor. 2012'de profesyonel kariyerine başladı. Daha sonra Dinamo Zagreb'de falan görev aldı. Hocam çok iyi kalitesi niye Hırvatistan dışına çıkmıyor? Şu anda çok isteyeni var. Ama kulübü biraz aç gözdürük. Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe transferine Allegri engeli. Fenerbahçe'nin talip olduğu Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'a teknik direktör Massimiliano Allegri'den izin çıkmamış. Nardagüller'i Güler'i Real Madrid'e gönderdi. Yerine Kenan Yıldız'ı almak istedi Fenerbahçe ama Juventus'tan onay çıkmamış. 18 yaşındaki genç yıldız için İtalyan ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli önerse de ilgili oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünüyorum demiş. Şimdi bu haberde doğru olan şey nedir? Hiçbir şey. Bir tek Arda Güler'in satışı. Biz Kenan Yıldız'a talip olmadık. Kenan Yıldız'ı almak istemedik. Haliyle de kulübü de reddetmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi bir Fenerbahçe 4 Mayıs 2005 doğumlu kardeşimiz. Regensburg Almanya'da dünyaya geldi. Türk uyrukludur demiş. Türktür. Türk oğlu Türktür. 1.85 boyundaki oyuncu forvet arkası forvet kanatlarda görev yapabiliyor. Türkiye u 21'de 6 kez forma giyip bir golü var. Ee, Regensburg altyapısından yetişip Bayern Münih'e oradan da Juventus'a geçti. İnşallah kariyeri başarılarla dolu olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ben şunu söyleyeyim haberi yapan arkadaşlar şunu diyememişler. Lan Fenerbahçe'nin zaten ilgisi yoktu. Haliyle de bu transfer iptal diyememişler. Birine bir nevi benim duyumumu doğrulamışlar. Salahi'nin alternatifi bulundu. Çok güzel. Hayırlı olsun. Yani hayırlı olsun diyorum. Ona ona bile tepki gösteren arkadaşlar oluyor. Niye hayırlı olsun? Ne diyeyim lan? Allah belasını versin. Ölsün gebersin mi diyeyim? Ne diyeyim? Şimdi Fenerbahçe'de Atilla Salahi'nin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler belirlendi diyor. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Ayrılma ihtimali demeyeyim. Ayrılmasından sonra diyeyim. Hani bir şeyler artık ihtimali geçti çünkü yani ayrılmasından sonra desek daha doğru. Gelen teklifleri kabul etmek peşinde ve Abdü Diallo Fenerbahçe'nin hedeflerinden birisi. Yani direkt hedef buymuş. Durmak bilmiyor yönetim listeye sürpriz isimler. Revizyon sürüyor. Başkan Ali Koç bu sezon şampiyonluk istiyor. Başka bir şey istemiyor. Son yolcu Salahi. <laughs> 14 milyon euro Alman ekibi Union Berlin Atilla Salahi sıcak baktı. Tamam geç bunu. İlk teklif yapıldı. Geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig'te kiralık olarak geçiren ancak bonservisi Paris Saint Germain'de olan Abdou Diallo. Fransa ekibinin yeni teknik direktörü Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği Senegalli stoper için Fenerbahçe harekete geçti ve ilk teklifini sundu diyor haberde. 10 milyon euro piyasa değeri var. <laughs> Yaşı da 27. Bir sezonlukta sözleşmesi kaldı. 1.87 boyunda Senegal asıllı Fransız ya da e, Senegalli futbolcu diyeyim. Çünkü Senegal milli takımda oynamış. Ön liberoda oynayabilen sol ayaklı sol stoper. Zamanında Paris Saint-Germain Dortmund'dan 32 milyon euroya almış. Sonrasında Leipzig'e kiralamış bu sezon başında 1.5 milyon euro bedelle. Ancak oyuncu biraz e, geriye gitmiş. Öyle söyleyeyim. Daha önce de Dortmund ve Mainz'de oynadığı için Alman Ligi performansı iyi ama oyuncu geriye gitmiş. Bu Abdul Diallo için ben şunu söyleyeyim. Bu bize önerildi. Daha önce yani bu bize önerildi. Hatta çok da düşük bir bedelle. Aa, burada yazıyorum zaten. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Diallo için Fenerbahçe'nin belirlediği bonservis bedeli 4 milyon euro. Leipzig'te geçen sezon sadece 15 maça çıktı. 739, 739 dakika süre aldı diyor. Ve ee, yani 4 Mayıs 96 tarihinde Tor şehrine doğru 27 yaşındaki oyuncu. Arkadaşlar bu bize önerildi. 4 milyon euro lafı da önerildi. E, ama yani ben olacağını zannetmiyorum. Buna ilişkin, bu isme ilişkin elimde sıcak, net, böyle keskin duyumlarım yok. Fenerbahçe'de Zaha'nın alternatifi Danjuma. Ulaş abinin kulakları çınlasın. En çok da o söylüyordu. Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Zaha'nın transferinin gerçekleşmemesi halinde Arnaut Danjuma'yı renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe transfer şovunu Zaha ile sürdürmek istiyor. Oyuncuya son teklif yapıldı ve beklemeye geçildi diyor haberde. Şimdi isim ne kadar hoş değil mi? Yani Danjuma ismi herhalde taraftarı çok çok heyecanlandıran bir isim. Ve yaşı da 26. Sarı cevherlerin teklifi 2 yıl için 17 milyon euroyu buldu. Lazio'nun transfer etmek Crystal Palace'ın ise kadrosuna tutmak istediği oyuncunun alternatifini Fenerbahçe belirledi. Villarreal'in Hollandalı sol kanat oyuncusu Arnold, Arnold Danjuma. Ee, bu haberde ben şunu söyleyeyim. Yani Ulaş abi ikide bir de getirmek istedi bu arkadaşın. Fenerbahçe'nin bu transfer için 10 milyon euroya yakın bir bonservis bütçesi ayırdığı bildirildi. Peki futbolcu kimdir? PSV Eindhoven yapısına yetişen Danjuma 2016'da Nijmegen'e bonservissiz gitti. Ardından 2.8'e Kulüp Brüş, 1 yıl sonra 2019'da 16.46'ya Bournemouth, 2 yaz sonra 23.5'a Villarreal'e geçti. Geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçirdi ve Villarreal'e geri döndü. 26 yaşındaki sağ ayaklı hücumcu Danjuma kariyerinde 229 maça çıkıp 75 gol 36 asist yaptı. Özel hayatında Nekli Mecgen'den takım arkadaşı olan Ferdi Kadıoğlu ile yakın arkadaşlarını sürdürüyormuş. Şimdi oyuncu serbest kalsa, serbest bir oyuncu olsa Allah şahidim. Ee, Allah şahidim kesin bizde derim. Kesin bizde derim. Ama durum böyle olunca yani durum böyle olunca e, durum sıkıntı ya. Yani 25 milyon euro piyasa değeri var. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 25 milyon euro piyasa değeri. Forvet kanat, sağ kanat, sol kanat hepsinde oynayabiliyor ve Tottenham 3 milyon euro bedelle kiraladı. Ancak istediğini bulamadı. Oyuncu düşüşte. Yani 10 milyon euroya verseler alınır topçu ama ben ihtimal vermiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Modern bir 8 numara Sebastian Simanski demiş. Bu arada şunu söyleyeyim. Zaha istediği kadar yok desin, şöyle desin, böyle desin. Benim kaynaklarım hala duyumumuzun arkasındayız diyor. Ben kaynakların yalancısıyım arkadaşlar. Ne diyorlarsa ben size onu aktarıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları doğrultusunda anlaşmaya vardı. Polonyalı orta savuncu Sebastian Simenski tam olarak modern futbola uygun bir 8 numara profili çiziyor. Feyenoord'da Orkun'la birlikte müthiş bir uyum yakalamış ve Hollanda şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuş. Feyenoord'da sezon 10 gol 7 asiste tamamladı ama Rovid Weiss'da sezonun en iyi ofansif orta sahalarından biri olarak gösterilmiş. Çok te yönlü, tepolu bir oyuncu diyor. Yani Rusya'da da. Eski hocası e Sandro Schwarz yıldız oyuncuyu şöyle tanımlıyor. Her pozisyon için oyuncunun savunma ve hücumdaki ideal hareketlerini belirleyen bir anlayışımız var. Simanski birden fazla pozisyonda oynayabilir. Yani 8 numara olarak da oynayabilir. Kanat olarak da oynayabilir diyor arkadaşlar. 8'in çok fazla koşu çalışması yapmasını, topla mücadele etmesini, kontra pres yapmasını ve dar alanda topa hakim olmasını istiyoruz. Simanski merkezde kendinden çok daha emin hissediyor. Elbette bireysel maçlarda onu sınıra kadar zorlayabiliriz. Ama genel olarak onun için en iyi rolü anlıyoruz. Simanski oyuna çok katılmak zorunda. Onu seviyor. Ayrıca çok fazla hareketi seviyor. Kariyerine ülkesi ekiplerinden Lecio Varşova'da başlayan Simanski 2019'da 5,5 milyon euroya Rus ekibine transfer olmuştu. Feyenoord'da parladı. 24 kez de Polonya milli takım kadrosunun formasını terletti. Bir golü var. Kulüp kariyerinde 250 maçı bulunan oyuncu 37 gol 49 asistlik performans sergiledi. Herkes bana aynı şeyi söylüyor. Yani herkes bana aynı şeyi söylüyor. Hocam doğru adam mı? Yani Hollanda ligi yumuşak bir lig. Bizim ligimiz daha sert bir lig. Orada istediğini yapsın ama burada yapabilir mi? Sorularını çok duyuyorum. Yani enteresan bir e, olay. Sizin bilginize bırakıyorum. İş yapar mı yapmaz mı siz söyleyin. Zaten on numaralar biraz kırılgan olur ya. Ama bakalım arkadaşlar. Anlaşmak Hamam gibi bir şey oldu ama sadece kapı açıklamasını bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de sürpriz gelişme Cengiz Ünder. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Transferin hareketi takım Fenerbahçe Cengiz Ünder için harekete geçti. Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu oldu. Adı Galatasaray'la da anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe Marsilya'ya da resmi bir teklifte bulunmadan ancak bulunması an meselesi diyor. Bunun yanında Fransa basında yer alan habere göre Fenerbahçe milli futbolcu için 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu diyor haberde. Hani yoktu. Fransa ekibi tarafından da nau nau olarak cevaplanan bu teklif Fenerbahçe ilerleyen günlerde yeni bir teklifle kapısını çalacak diyor. Birkaç gün içinde Cengiz Ünderle ilgili Fenerbahçe'nin önemli bir şey yaşaması bekleniyor. 25 yaşındaki Cengiz geçtiğimiz sezon Marsilya'da 46 resmi maç, 5 gol, 6 asist kaydetti. Ancak bencil oyun stili Avrupa takımları tarafından çok fazla hoşa gitmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, hani transfer market değeri 20 milyon euro. Fenerbahçe 4 teklif etti diyor. Asla böyle bir şey teklif edilmez. Sağ kanatta oynayan sol ayaklı oyuncu. Diğer kanatta da oynayabiliyor ama sağda daha etkili. Şimdi Marsilya Roma'dan 8.4 milyon euroya aldı. Çok ilginç değil mi? 500 bine de kiraladı. Yani bedavaya aldı desek yalan söylemiş olmayız. Ve Roma oyuncunun başka takıma gitmesi durumunda %20 pay verecekti. Başakşehir altın pay verecekti. Şimdi oyuncu 8.4'e alınan bir oyuncu. Fransa Ligi'nde çok beğenilmeyen bir performansı var. Yani çok beğenilmeyen bir performansı var oyuncunun Fransa Ligi'nde. Ancak ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Şimdi sağ kanat. Hep sola Zaha'yı konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz. Bunu konuşuyoruz. Burada da Danjuma'yı konuştuk. Hadi Danjuma'yı sola aldın. Cengiz'i de sağa aldın. Okey misiniz? Ben okeyim. Bak Cengiz yedeği Emre Mor. 2 tane Türk. Hadi Burak Kapacağı da rotasyonda tutarım dersen yine Türk. İlla ki sağ kanadında Türk oynayacak bir. Kaleci transferi Livakovic olmaz. Altay devam ederse Altay İrfan iki tane Türk'ün hazır kadroda. E Ferdi Kadıoğlu Ferdi'nin de bas bas bağırıyorum. Mert Müldür'ü kitleyin. Alın. Becerin. Yapın bu transferi. Al sana üç tane Türk. Al sana. Hocam iyi de İsmail Yüksek çok iyi diyordun. İlk 11'e direkt adı yazılır diyordun. Yazılmaz demiyorum. Ama Arkalı önlü Türk olursa senin işin daha da kolay olur. Daha da şanslı olursun. Şimdi bunun bir de oyuncu değişikliği var arkadaşlar. Yani maçın içerisinde oyuncu değişikliği. Onu çıkart, onu girdir. Aman onu girdirmeyi o yabancı, o Türk, o bilmem şu bu geçin. Geçiniz. Yani bunları geçiniz. Bunları geçiniz arkadaşlar ve e, ben şunu söyleyeyim. Israrla da şunu söyleyeyim. Cengiz Ünder'in alınması bana mantıklı geliyor. Eğer becerebilirsek. 5-10 milyon euroya yani 10 milyon eurodan düşük 7'ye, 8'e, 6'ya bedava sayarım. Sağ At. sağ Bek'e At. gerisine Mert Büldürkü, kaleye İrfan. Bak bak kalede şu da olabilir. Livakovic'i getirip Altay'ı satıp orta sahada İsmail'i de deneyebilirsin. Ben şunu söyleyeyim. Taraftar bu sezon en çok niye kızıyor? Eee Samet Akaydın'a e kızıyor. Samet'ten stoper olmaz diyor. Serdar Aziz'e kızıyor. Yumurtluyor diyor. Doğru mu? Sol bekte Türk yok. Yani an itibariyle Türk yok. Orta sahada Mert Hakan benden geçer not alamıyor. Sizden de alamıyor. Yani uzun lafın kısası bu transfer hamlesi çok çok zekici olur. 30 milyon euro Fenerbahçe kazanmış durumda. Atilla Salahi'yi şunu bunu konuşuyoruz. Ee, hadi Atilla Salahi'yi de becerdin. Hani birkaç kişi daha gitti al sana para verecek isim. Yani Ali Koç'a şunu söylüyorum. Sağ kanadı eğer sol kanadı Rossi'ye on servisiz alıyorsan sağ tarafa bas parayı. Simanski'ye para basıyorsun ya bir de 8 numaraya bas parayı. Yani bas parayı. Öyle değil mi arkadaşlar? Bas parayı e, becer. Bu transferi yap. Nicolas Dominguez. Çok konuşuyoruz. Çok gündemde. Hani çok fazla konuştuğum için söylüyorum. 17 milyon euroluk Merkez orta savcısı al sana Modern 8. Ben size bir şey söyleyeyim. Aynı para edecek deseniz, aynı para edecek deseniz. Ama aynı paraya alınacak deseniz, ben Nikolas Dominguez'i tercih ederim Fenerbahçe'ye, yani Simanski yerine. Onu da söyleyeyim. Peki size sorayım. Size sorayım. Hatta Simanski'yi de alalım. Simanski'yi de alalım arkadaşlar. Gerçekten bak. Aklıma takıldığı için soruyorum. Sağ kanat Cengiz, sol kanat Zaha. İki tane sekizden oynuyoruz. Dominguez ve yanına Simanski. Arkaları İsmail Yüksek olsun fark etmez. Yani Crespo İsmail Yüksek'ten biri olsun. Hücum hattında e, Edinceko yani ileri dörtlü, beşli. On, şey, e, altı numara pozisyondakini söyledim. Bence bu kadro gerçekten süperlik şampiyonluk kadrosu olur. Ha Livakovic'le de desteklersen herhalde bir tek taraftarımız bile çıkıp da ya Ali Koç sen ne yaptın? Şöyle böyle demez. Hatta şunu söyleyeyim. Bir taraftarımız bile seçimde gidip de Ali Koç'un rakibine oy vermez diye düşünüyorum. Yani bu benim şahsi fikrim. Yani eğer Ali Koç şampiyonluk istiyorsa, başkanlığını sürdürmek istiyorsa bu kadroyu kurabilir. Çok mu zor? Değil. Cengiz'in 6'yı aldığını düşün. Ben boşuna 6 demiyorum bu arada onu söyleyeyim. Tanjuma ismi ona da bu ismi aldınız. Şuna hadi 10 olsun sizi kırmayayım. 16. Dominguez ona da 10 al. 26. Daha zaten bedava. Hadi hani Dominguez <laughs> hani Zahayla aynı anda olmaz da. Zaha daha gelmiyor diyelim ya da onun yerine Dominguez aldım. 26 ettim. Ve Simanski 9'da ona 35 milyon euro. Livakovic hadi 6'yı kabul etsinler. 35 41 43 diyelim. 43 milyon euroya şu kadroyu kurarsın. Al sana şampiyonluk. Yani al sana şampiyonluk. Al sana şampiyonluk. Bence şampiyonluk kadrosu. Bu kadro kurulur mu? Bekliyoruz. Hocam yüzde ver bize. Bize yüzde ver. Cengiz'e yüzde kırk veririm. Danjuma'ya yirmi anca veririm. Dominguez yorum yapmak istemiyorum. Görüşmeler sürüyoruz. daha %90 99 hatta bana göre. Bana göre Zaha olacak. Duyumlar bu şekilde. Ben diyorum Facebook'ta bilmem bir şey paylaşmış. Seneye görüşürüz demiş. Olsun diyorlar. Abdü Diallo bu dörde teklif edildi. Biz o şey yapmadık. Sivanski ben kap bekliyorum. Hani çok beklediğim oyuncunun da herhalde ihtimali sormasınız. Ivakovic an itibariyle %10 bile vermem. Salahin'in satılması 99. Onu daha söyleyeyim. Mert Müldür %80. Menajeri yok Fenerbahçe'nin ilgisi varmışsa bizim haberimiz yokmuş falan filan diyor. İstediğini desin menajere. Ben menajerinden değil sizlerden sorumluyum. Benim aktaracağım duyumlar bu kadar. Lütfen Fenerbahçe aşkı için, Fenerbahçe liliğiniz için bu kanala abone olup bu videoyu beğenin arkadaşlar. Rica ediyorum. Görüşmek üzere.